Merhaba arkadaşlar, Türkçe'nin ve Edebiyat'ın yıldızı Süreyya Yener'ine hoş geldiniz. E, Milli Eğitim Okanlığı bu sene ilk kez biliyorsunuz Ortak Sınav Projesi adı altında 9. sınıflara bir sınav yapacak 27 Aralık'ta. Ve biz de 9. sınıflar için bir OSP ismiyle yani Ortak Sınav Projesi ismiyle bir kitap hazırladık. Ve bu kitap çok faydalı olacak, 100 alacaksın canım arkadaşım. Prova 15'te karşınızdayım ve sevgili arkadaşlar ilk sorumuz nasıl başlıyor? Yani birinci sorumuz. Bu parçada numaramız sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Yani şöyle bir göz atınca kan kaybetmek, tüyleri diken diken olmak, gözüne girmek, karar et basmak, iğne ipliğe dönmek bunlar birer deyimdi. O halde kan kaybetmek deyimi bir şeyin etkisini kaybetmesi anlamı ifade eder doğru. Tüyleri diken diken olmak ise üşüme veya korkma nedeniyle vücuttaki kılların dik dik olması anlamına gelir. Doğru. Tüylerim diken diken oldu deriz ya. Gözüne girmek deyimi yaptığı işlerle birinin takdiri kazanmak veya belisini toplamak anlamında kullanılır. Doğru. Hararet basmak deyimi vücutta yara oluşmasına sebep olmak e, anlamına gelirken. Hayır. E, hararet basmak fazla sıcak olması anlamına gelebilir. Değil mi gelir yani? Dolayısıyla burada bir hata vardı. Devam. İnipe dönmek ise zayıflama anlamında kullanılır. Doğru. O halde cevap ne? 4. Yani Denizli. işte bu kadar. Cevap ne? Prova 15 ve soru 2. Bu parça içerik ve anlatım bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Efendim şöyle bir göz atınca bir hikayeden parça verildiğini görüyorum. Nihayetisi bir hikaye ünitesinde işlemiştik değil mi? Dolapdere'de bostanları sulayan dolabı gözümüzü kapamadan da görüyoruz. Sıra sıra bostanların kuyuları, kocaman kovalar, gözlerine mendil bağlamış bir emektar beygir, bir gıcırtı, kovaların deliklerinden durmadan düşen su, zincir şıkırtıları, dolap beygirinin adeleleri, tahtadan olukların arklara gönderdiği sularda ışık ve güneş oyunları, atın duraklayışı, hızlanışı, bahçıvanın ho sesi, Çıplak ayaklı bir Arnavut kızının pes pembe topukları, burma kırmızı bıyıklarında hıyar çekirdekleri bulunduran bahçıvan, kuyruğu havada düşmanca dövünü vermiş, sırtının tüyleri diken diken, burnu ağzı kapkara, ıpıslak, dili bir eski zaman pembesiyle pembe bir acar, edepsiz dişi köpek diyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşım bu metin bir olayı anlatmadı, henüz olaya geçemedik. E ne yapıyor efendim? Betimlediği bir durumu, bir hikayeyi anlatacak bir kesiti sunmaya çalışıyor. Kesit durum öykülerinde neydi arkadaşım? Efendim 24 saatlik bir zaman diliminden bir kesit aktarılırdı, bir duygu ön plana çıkarılırdı ve bir insan gerçeği anlatılırdı. Peki ben biliyorum ki Olay öyküsünü ilk önce Ömer Seyfettin edebiyatımıza kazandırıyor. Sonra Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin gibi isimlerle onun izinden gidiyordu. O halde Refik Halit Karay olay öyküsü, Yakup Kadri olay öyküsü, Mopa Santaz dediğimiz Sadri Ertem olay öyküsü, Reşat Nuri Güntekin olay öyküsü, Ava Sayit Vaygabası Yanık. Hocam dedesi ne alemde? Ama <laughs> o anlamda değil. E, soyadı efendim bu. Dolayısıyla cevap Bursa yani son kuşlar semaver Versarnıç gibi eserleri olan sanatçı. ...VSS kodlaması yapıyordun. Canım arkadaşım Bursa cevaptır işte bu kadar. Pro 15 ve soru 3. Sayit Faik Abası yanıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Sayit Faik Abası yanı bir hatırlayalım. Kesit durum öyküsünün edebiyatımızdaki ilk isimlerinden biriydi. ...Memduh Şevket Esendal da var. Peki ne yapıyor bu sanatçı? İstanbul'da yaşayan insanların, sıradan insanların hikayelerini aktarıyor. Neyi ön plana çıkarıyor? Duyguyu peki bireyin açmazlarına da yer vermiş mi hocam gayet tabii ve şiirsel bir üslupla sanatçı Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri oluyor. Şimdi bakalım şıklara İstanbul'un kenar mahallelerinde deniz kıyılarında balıkçıların arasında köprü altında tünelde karşılaştığı insanları hikayelerini işlemiş. Doğru e, işsiz güçsüz bir adamım ben diyor ya yani aslında gözlem için bunu yapıyor elbette bireyin toplum içindeki sorunlarına yönelmiş. ...öykülerinde çoğunlukla kendisinden yola çıkarak insan gerçeğini anlatmaya çalışmıştır. Doğru. Klasik öykü tekniğine karşı çıkarak doğayı ve insanları basit, samimi... ...hem iyi hem de kötü taraflarıyla şiirsel bir usta e, e, dille aktardığını görüyoruz. Yani şiirsel ve usta bir dille anlatmış. Süper. Doğru. Özgün dilini oluştururken Andrejit, e, Genet gibi isimlerden etkilenmiş... ...kendisinden sonra gelen pek çok yazara da öncülük etmiştir. Şimdi... Tabii Taze hikayecinin önemli isimlerinden biri. dolayısıyla Andrejit falan da kesit durum öyküsünü benimsemiştir. Enteresan bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Bir an böyle reddedebilirsin. Sakin ol. Efendim E şıkkına yenince serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan hikayelerine iyi de can dostlar serim düğün çözümler de vardı olay öyküsünde netti, belirgindi. O halde sanatçı olay öyküsünün önemli ismi mi? Hayır. Nasıl bir öykü üretmişti? Kesit durum öyküsü. O halde ne? Cevap Edirne işte bu. Cevap E. Prova 15 ve soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Mopasan tarzı hikayeye yazan sanatçılardan biri değildir diyor. Arkadaşlar Mopasan tarzı hikaye kim yazıyordu? Ömer Seyfettin yazıyordu. Başka? Efendim Memnun Şevket Esendal yazmıyordu herhalde. Efendim Refik Halit Karay yazıyor, Sadri Ertem yazıyor, Sabahattin Ali yazıyor falan. Şimdi Ömer Seyfettin ilk ismi zaten. Yakup Kadri Karaosmanoğlu evet önemli ismi. Sabahattin Ali evet hocam. Refik Halit Karay evet. Bunlar böyle merak ögesi yüksek. Olay hikayesi yazıyorlardı. Memduh Şevket Esendal ne yazıyordu canım arkadaşım? O ise kesit durum öyküsünün Türkiye'de bir hatında Said Faik'le birlikte en önemli ismiydi. Cevap Bursa can dostlar işte bu kadar. Prova 15 ve soru 5. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Toplum katmanlarının meslek gruplarının kendi aralarında anlaşmak için günlük dilden farklı olarak geliştirdikleri özel anlamlı bir dildir. Şimdi standart dil yazı dilidir. Eğer bir standart dil kavramıyla karşılaşırsa. Şimdi şive ne? E, tarihi bilinen bir dönemde birbirinden ayrılmış e, yani aynı değil ama birbirinden çok aşırı ayrılmamış az çok ayrılık gösteren e, duruma şive deniliyor. Azeri Türkleri ile bizim aramızdaki Türkiye Türkçesi durumu. Sonra konuşma dili gündelik hayatımızda sosyal hayatta kullanmış olduğumuz bazen hani bazı harfleri yuttuğumuz gelivecek mi gidivecek mi gibi. E, dolayısıyla konuşma dili böyle hani e, bölgeden bölgeye değişebilir ağız deriz biz bunu ayrıca. Yani e, dolayısıyla ağız da aynı şekilde bölgeden bölgeye, yöreden yöreye değişiyor. Peki sevgili arkadaşım geriye ne kaldı? Meslek grupları demişti. O halde jargon yani cevap Ceyhan. Prova 15 ve soru 6. Şöyle bir bakınca hocam bayağı uzun gördüm diyebilirsin. Bu hikaye parçasının dilli ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Belki çok uzundur soru. Ama belki çok basittir cevabı. Lütfen ona göre hareket edelim. Akşamın saat 6'sı oldukça tanınmış bir Rus bilgini, ona sadece bilgin diyelim. Çalışma odasında oturuyor, tırnaklarını kemiriyor sinirli sinirli. Durmadan saatine bakarak yüksek sesle. Bu rezalet artık başkalarının vaktine, emeğine gösterilen en büyük saygısızlık. İngiltere'de böyle bir adam bir metelik bile kazanamaz. Açlıktan ölür. Bilginin öfkesini, sabırsızlığını başka bir kimseye de anlatmak lüzumunu duyduğu için karısının odasına yaklaşıp kapıyı vurur, kızıp köpüren bir sesle Dinle Katya, Daniliç'i görürsen ona da namuslu insanlar böyle davranmaz. Ayıp yahu, bu çocuk her gün hiç şaşmadan 2-3 saat geç kalıyor. Böyle mi olur katip? Sen her gün böyle söylersin, o gene gelir durur. Ama bugün kararımı verdim. Bu adam yüzünden kaybettiğim vakit yeter. Dolayısıyla ne yaptı? Diyaloglar var can dostlar. Devrik cümle var mıydı? Kemiriyor sinirli sinirli derken devrik cümleye yer verilmişti. Yani yüklem ortada bir yerde. Niteleyici sözcükler nasıl sorusuna yanıt veren. Peki sevgili arkadaşım, ee, burada nasıl sorusuna mesela tanınmış bir Rus bilgini diyor ya nasıl sorusuna yanıt verdiği için niteleme sıfatıyla karşılaşıyorum. E, Ata sinirli sinirli bile e, nitelik zarfıdır. Sonra böyle bir adam nasıl bir adam sorusuna yanıt verir. Sonra e, başka bir tane daha bulalım mı arkadaşlar? Şöyle e, büyük saygısızlık e, nasıl saygısızlık sorusuna yanıt veriyor. Niteleme sıfatı yani epey niteleyici sözcüğe yer verildiğini görüyoruz. Monolog tekniği ne demek? Efendim kendi iç dünyasında sevgili arkadaşım e, ilerleme dolayısıyla tamam bu da vardı. Yalın ve açık bir dil kullanılmıştır. Yalın ve açık bir dil anlıyor anlıyoruz yani en azından anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bilinç akışı tekniğine başvurulmuş. Hayır efendim. E, burada sevgili arkadaşlar bilinç akışı tekniği olsaydı e, kesik kesik cümleler, e, eksiltili ifadeler, üç noktalı durumlar falan olurdu. Cevap Ankara yani dolayısıyla cevap A işte bu kadar kolay çıktı arkadaşlar. işte 6A. Prova 15 ve soru 7 bu parçada aşağıdaki bakış açılarından hangisi ağır basmaktadır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Şimdi ne yapacağım hocam? Cümleleri okuyacağız ve o cümlelerde ben dili gittim geldim gördüm. Ondan sonra yaptık ettik kıldık gibi biz dili kullanılmışsa eğer o zaman ne oluyor arkadaşım? Kahraman bakış açısı oluyor. Ee, ve eğer sadece gözleme gitti, geldi, gördü, tanıdı, atladı, gitti. Ya falan bu tarz olursa sadece görünen anlatılırsa gözlemci oluyor. Ee, yani kamera tarafsızlığı. E, dolayısıyla sevgili arkadaşım bir de içinden geçene bilirse, şunu düşünüyordu, bunu hayal ediyordu falan, o zaman ilahi oluyor. Peki buna göre yapalım. Yangın yerlerinden yürüdük kim? Biz Sistemi ve karanlık bir gökyüzü, ıssız viranelerin sessizliğine sanki acı bir hüzün karıştırıyordu. Bir tarafa çarpılmış siyah, çürük, tahta evler, yıkık duvarlar, sökük çatılar arasında ilerliyorduk. Kim? Biz. Oh ne manzara, ne manzara diye bir türlü ayrılamıyordu. Kim? Biz. İki saatte eve gelebildik. Kim? Biz. Bu üç katlı, ahşap, biraz yıkık bir binadır. Kapıyı çaldım, ben yaptım. Bunu diyor ihtiyar biri açtı. Süt annem yok mu? Diye sordum. Kim ben yaptım bunu kahraman kim ben e, dolayısıyla cevap Ankara yani e, biz dili kullanıldı ben dili kullanıldı e, kahraman anlatıcı söz konusu hakim demek e, sevgili arkadaşım ilahi hakim bunlar iç dünyasını e, aktarabiliyordu gözlemci ile müşahit aynıydı. yani sadece görünen durumu anlatıyordu dolayısıyla cevap Ankara kesin doğru yapıyoruz. Prova 15 ve soru 8. Bu parçada numaralı şubelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Mutlaka böyle bir soru gelecek. Şimdi bakalım İzmir'in Kemalpaşa ilçesi. İzmir özel isimli gelenek kesme işaretiyle ayrılmıştı. Doğru. Kemalpaşa ilçenin adıydı. Büyük yazıldı. Doğru. İlçe kelimeleri, il kelimeleri büyük yazılmaz. Doğru. Başladığımız yolculuğumuz kesmeden devam ediyoruz. Devam etmek yardımcı eylemle kurulan bir durum ve ses olayı yoksa ayrı yazılır. Doğru. Geçen hafta Türkiye'nin derken özel isme gelenek ek kesme işaretiyle ayrılmış doğru. Kuzeydoğu gibi ara yönler bitiş yazılır doğru. Kuzeydoğu'da yer alan Artvin'deydik. Artvin'de doğru. Efendim ve gelenek kesme işaretiyle ayrıldı. Dün de Ağrı Dağı, Ağrı Dağı gibi bir ifade. Yani dağ isimleri büyük yazılır, Dağı da gelenek kesme işaretiyle ayrılır doğru. Siz güzelliklerine şahit olduk, şahit olmak ayrı yazıldı doğru. Bir aksilik olmazsa hafta sonu, hafta sonu doğru yazıldı. Ama bakınız hemen sonrasında Güneydoğu kelimesinde Anadolu'dan önce geldiği için yön bildiren sözcükler özel isimden önce gelirse büyük yazılır arkadaşım. Dolayısıyla e, Güneydoğu'nun G'si büyük olacaktı. Böyle bir hata var. Cevap denizi gözüküyor işte bu kadar. Cevap de bulduk. Ve E'ye bakıyorum. Oradan da rotamızı Akdeniz'e çevirip gayet güzel ayırmış. Antalya'ya doğru doğru yol alacağız. Her şey yerli yerinde diğerlerinde. O halde cevap denizliyi de doğru yaptık can dostlar. Prova 15 ve soru 9. Bu parçada ayraçla belirtilen yerleri sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Hafif aralık duran perdenin arkasından dışarıyı süzdü. Normalde nokta koyabiliriz değil mi? Cümle bitmiş. Ama devam etmek istiyorsa ya virgül getirecek ya da noktalı virgül. Hocam, neye göre noktalı virgül? Virgülün çaresiz kaldığı yerde noktalı virgül devreye giriyordu can dostlar. O halde süzdü virgül koyabilirdim ama sokak lambalarına, kaldırım taşlarına benzer ifadeleri sıraladığını görüyorum. O halde hop bir de noktalı virgül sonra dalıp gitmişti. Maziye gitmişti cümle bitti nokta. Yani sonrasında maziye olan özlem büyük harfle de başladı ya. Gözlerinden akıp gecenin karanlığına karışmıştı. Cümle bitti nokta o halde cevap ne? Ankara. İşte bu hemen bulduk can dostlar. Prova 15 ve soru 10. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden ele alınmıştır? şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Gümüş bir dumanla kapandı her yer. Yer ve gök bu akşam yayla dumanı. Sürüler, çimenler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı. Vay yayla dumanı. Sonra yer, gök, akşam vesaire sarı çiçekler, çimenler. Nereden bahsediyor? Kırdan bahsediyor hocam. O halde arkadaşım neler vardı? Dirik şiir, duygu yönü ön planda olan şiir türüydü. Yani aşk, özlem, ayrılık, ölüm vesaire. Peki epik şiir kahramanlığa dayalıydı. Burada hiç öyle savaş, asker, mehmetçik hiçbir şey geçmiyor. Peki didaktik şiir bana ahlak dersi verebilirdi ya da sana neyse. Dolayısıyla öğretici yönü ön planda olandı didaktik şiir. Pastoral şiir kır yaşamından bahseden... Yani sevgili arkadaşım doğa şiirleri olarak da adlandırdığımız şiirdi. Peki dramatik şiir neydi? Dramatik şiir tiyatroların yani koromoro falan derse tiyatroların aktarımıydı. Satirik şiirde eleştiri şiirleri yani bir toplumsal aksaklığı falan görmüşse sanatçı şair onu eleştirel bir dille aktarıyordu. Kimse kimseye selam vermiyor falan filan derse. O halde cevap ne? Ceyhan. Epik şiir değil, didaktik değil, dramatik değil, satirik değil. Onları çünkü anlattım. Cevap C. Prova 15 ve soru 11. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerdeki kafiye ile özdeş bir kafiye yer verilmiştir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Özdeş demek ne demek? Aynı demek. Dolayısıyla biraz böyle ifade ve dil olarak bizi ürkütebilirler can dostlar. En, en güçti hata uzatma öyle. Beş beytine bir nazire söyle. Şimdi arkadaşlar bir an böyle başla. En güç e hocam ne olduk ya falan. Sakin ol. Sevgili arkadaşım biz kafiye ile ilgileniyoruz. Sana bunu açıkta falan demiyorlar ki. Dolayısıyla şu öyle kelimesi söylenin içinde geçmiyor mu? Geçiyor hocam. Bu neydi? Tunç uyak. Kutu içinde kutu gibi düşün canım arkadaşım. Dolayısıyla yukarıdaki bir sözcük alttakinin içinde geçiyorsa ya da alttaki yukarıdakinin içinde geçiyorsa bu neydi? Tunç uyaktı. Şimdi arkadaşım burada ider ider falan bu redif. Peki hoş müşevveste şeyler aynı bir tek. Dolayısıyla yarım uyak var burada. Dudağı sarkmış sarkmış o düşmüş. Enek sinek, enek sinekte de neknekler aynı. Yani ne oluyordu burada? Zengin yani enek sanki içinde geçiyormuş gibi ama maalesef şuradaki iyi sesi olduğu için farklı. Bunu da alamıyorum. Zengin uyak Z'ye yazalım. E, falan kafilemizdir, rahilemizdir. Şimdi burada mizdir, mizdirleri attım. Redifleri attım. Yani niye atıyorsun hocam dersen redifler çıkılır. Sonra E, e L, sonra i 3 ses benzerliği var. Yine zengin uyak. Ya yani bir şey bir şeyin içinde maalesef geçmiyor. Az vakitte söylediğimse anı na puh deliğin değil nişanı derken hocam yani zormuş ya zor değil. Anın nişanın içinde geçiyor mu can dostlar? Evet geçiyor. Onun içinde paket olarak geçiyorsa o uyak oluyor. Cevap denizli ama diğerine de bak lütfen tabii ki. Yeni çıktı yeni çıktı bunlar redifti tak tak gitti. şika e, si, ve dirayette. Ee, yani et, etler aynı, yeğler aynı, ağlar aynı. Bu da zengin o yapmış efendim. Yani daha parçalanmıyor. O onun da içinde geçmiyor maalesef. Geçmediğine göre kesin doğru yaptık. Cevap Denizli. Prova 15 ve soru 12. Bu dizelerin Namık Kemal'e ait olduğu bilindiğine göre. Şehir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi biraz dil itibariyle ürkütür bazen. Lütfen sakin ol. Şıkları bir güzel oku. Ve ben o soruyu doğru yapacağını düşünüyorum. Amalimiz efkarımız ikbal ikbali vatandır. Serhat'imize kala bizim hakı bedendir. Osmanlılarız, ziynetimiz kanlık efendir. Gavgada şehadetle bütün kan biz. Osmanlılarız, can veririz, nam biz. Şimdi arkadaşım, Divan şiirinde böyle e, ikbali vatan gibi tireli söyleyişler var. Saat, semen falan, gel servet bir şey söyledim ama. Yani gibi böyle hani e, neydi efendim... Ee, bir nigah edey gonca yedehen köz köz oldu yüreğin gözlerinin falan. Neyse hocam abartma istersen. Divan şiiri geleneğine şekil yönünden benzemektedir. Şekilsel olarak evet. İçerik yönüyle tanzimat şiiri. Hocam nereden anlayacağım ya? ya? tanzimat dediğimiz dönemde vatan millet falan meselesi böyle bir vurgulanmış arkadaşlar. Vatan kelimesi vurgulanıyor mu? falan diyor. Tanzimat şiirinde böyle bir durum vardı. Özellikle birinci dönem tanzimatta. Hocam bu kadar bilmek zorundayım. Al sana soruyu çözdüm. Yani öğrenmiş oldum. Problem yok. Yabancı sözcüklere yer verilmiştir. Valla hocam ikbali vatan falan ikbal kelimesi. Ben bent lazım birimiyle bent demek 1, 2, 3, 4, 5. O halde bent demek üçlü, dörtlü, beşli gibi. Peki net değil mi cevap? E şıkkına bakar mısın? Anadolu insanın dertleri problemlerine değinmiştir. Hayır canım Anadolu insanın dertleri, sıkıntıları mesela maddi manevi problemleri olabilir ama maddi olarak genellikle yoksulluk vesaire gibi değil mi? Yani böyle şeyler var mı? Yok. Dolayısıyla cevap ne? Edirne. Cevap e. Evet, prova 15 ve soru 13 aşağıdakilerden hangisi dörtlüklerle kurulan divan şiirin nazım biçimlerinden biri değildir diyor. Şimdi murabba dörtlük dörtlük demek zaten hani murabbalar dörtlük, rubai de tek dörtlükten oluşan bir nazım şekli, şarkılar dörtlük dörtlük oluşuyordu ve günümüzdeki şarkılar az çok farklı tabii ki. Divan şiirinde e tuyu tek dörtlük Muhammed kaldı. Muhammes de beşlik. Efendim dolayısıyla hocam çok zormuş. E sakin ol arkadaşım. Bir tablomuz vardı. Divan şiirinin içerisinde yer alanlar sadece o tabloyu bilmen gerekiyor aslında. Beyt'te kurulanlar gazel, kaside, müstesat gibi yani mesnevi bir de. Bu üç dördünü bilsen yeterli. Sonra rubayı dörtlüktü, tuyu dörtlüktü, şarkı dörtlüktü, murabba dörtlüktü. Bunu da bil diğerlerini çözersin zaten canım arkadaşım. Olay bitmiştir bu kadar. Cevap C. Prova 15 ve soru 14 bu dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Şimdi sana diyelim böyle bir dörtlük verildi. Ne yapacaksın? Önce bir hece sayısına bakarsın. Bu hece ölçüsü mü aruz ölçüsü mü falan. Aruzsa tireli falan yazınlar olur. Hani biraz önce ya da biraz önce demeyelim de şimdi yani başka soruda geçmişti. Yani ikbali vatan gibi böyle tireli sözcükler falan olacak. Yücelerden yüce gördüm. Ervafsın sen koca tanrı. O alem okur kelam ile sen okusun hece tanrı. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve sayma öğreniyor hoca. 6, 7, 8. Yani sayı sayısan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Süper. 8 hece ölçüsü. Şimdi hece ölçüsü halk şiirinde vardı. B'yi tamam hallettim. Şimdi Allah Tanrı vesaire diyor mu? Evet. O zaman ne olur? Tekke edebiyatı olur. Tekke edebiyatı tasavvuf demekte, de dini içerikli olan şiirlerde. Aruz ölçüsü tireli falan bir şey görmedin arkadaşım. Nazım birimi dörtlük birim demek sayısal değer demek. Bir, iki, üç, dört dize var. Evet Nazım birimi dörtlük de doğru efendim. Şatiye. Bunu biraz zor bilebilirsin ama sonuçta hani bir bilgi nihayetinde. Yüce Mevla ile konuşuyormuş gibi bir üslupla Yazılanlar e, onlar e, kesinlikle şatiye idi. Yani sende bende bir dil kullanılıyor orada. Yani biraz böyle zor bilgi olabilir ama sonuçta net bir şey var burada. Yani yani bazen bilemediğin şey olabilir. Tamam canını sıkma. Cevap C şıkkı. Neden? Çünkü aruz değil yani bu. Tireli falan değil. O yüzden cevap C anlayabiliriz. İşte bu kadar. Pro 15 ve soru da 15. Vay kafiyeli ol hocam. Yukarıdakilerden hangisi verilen örnek ile ayrıç içindeki söz sanatı uyuşmamaktadır şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Şimdi böyle bir soru muhtemel olacak. Aşkına ne garip hallere düştüm her şeyim tamam da bir sen noksan dedi. Yani sevgili arkadaşım tamam ve noksan olarak e, zıt durumlara kelimelere yer verildiğini görüyorum. Eğer bir şehirde var yok gibi ağlarım hatıra geldikçe görüştüklerimiz derken hani ağlamak ve gülmek gibi zıt kelimelere falan yer verildiyse tez sanatı vardır. Peki geniş siyah gölgesi hayatını kaplayan tepemde kanat gelmiş bir kartaldır yalnızlık diyor. Yani yalnızlık bir kartala benzetildi. Teşbihi beli demek gibi kadar sanki kullanılmadan yani benzetmenin unsurlarından benzetilen ve benzeyenle yapılan durum teşbihi beliydi. Sade e, hani yalın teşbih diğer bir ifadeyle. Böyledir Mevla'dan sen kesme Ümit. Gün doğmadan neler doğar demişler. Şimdi gün doğmadan neler doğar demişler. İrsali mesel, atasözü kullanma sanatıydı eyvallah. Şu etrafında yayılan şimşek parıltısı mı yoksa lamba ışığı mı yoksa alenen görünen sevginin yüzündeki tebessüm mü derken tecavülü arif. Yani sen bilmiyor musun yani e, neyin ne olduğunu, etraftaki şimşek parıltısı olup olmadığını, yüzündeki sevginin tebessümünü falan anlamadı mı? Anlamıyor, hoş gibi cümle kuruyor. O zaman ne oluyor? Tecavüle arif. Tecavülü arif şu demek. Bilip de bilmezden gelme demek. Şu garip dünyada ben yadırgadım yerime yıllardan sonra bir gün görüp çektiklerimi derken ya arkadaşlar diye için gibi bir ifade kullanılırsa o zaman ne olur? Hüsnü talil sanatı olur bir şeyi güzel nedene bağlamak olarak. Dolayısıyla burada böyle bir hüsnü talil falan yoktu. Cevap ne? Edirne. İşte bu kadar cevap. E. Pro 15 ve soru 16. Bu parçada aşağıdaki tekniklerden hangisi ağır basmaktadır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Kitabın sayfasına baktı. Kapattı, baş ucuna koydu. Sırt üstü döndü. Uzattı bacaklarını gözlerini kapattı. İki üç adım attım, birden kokusunu aldım ve yırtıcı hayvanın av kokusu karşısındaki sarhoşluğun ne demek olduğunu kavrayıverdim. Onunla her şeye her gün yeniden başlayacaktım. İki adım daha attım, baş ucunda durdum. Gözleri kapalıydı, elimi uzatmam mı gerekirdi yoksa onun el uzatmasını mı beklemeliydim? Kokusu başımı döndürüyordu, solgun çenesini titriyordu. Şimdi bu iç dünya bir şeyler yaşamış değil mi efendim? Yani ben böyle böyle hissettim falan filan. E o halde iç monolog tekniği kullanmış süper hızlı buldun. Diyalog tekniği olması için ben ve sen konuşuyoruz. Mesela orada hani Dimitri konuştu. Hani Dimitri nereden isim olarak aklıma geldiyse Jakob konuştu falan. Yani biz Yakup ve Samet mi konuşturalım evet. Dolayısıyla sevgili arkadaşım geriye dönüş tekniği hani geçmiş zaman diliminden bir şey aktarması lazım. Ee, sen romanlarda falan olabilir değil mi? Pastiş tekniği bir şeyi taklit etmesi gerekiyor ama konu veya üslup olarak o da biraz zor onu bulmak değil mi? Ee, bilinç akışı tekniğinde e, böyle hani iç dünya veya zihinsel süreçle alakalı olarak kesik kesik ifadeler, daldan dala konmalar veya farklı farklı konudan konuya atlamaları olması gerekiyordu. O halde cevap ne? Cevap Bursa iç monolog işte can dostlar bu kadar cevap be. Prova 15 ve soru 17. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha şiirsel bir anlatıma sahiptir diyor. Arpa kepeği, süpürge darısı, hani yumurtanın sarısı, gündelik hayat gibi. Dolayısıyla şiirsel bir anlatıma sahip değil bir kere yani gündelik hayat gibi olursa. Ne olacak şiirsel anlatım için? Benzetmeler olur, istihareler olur, yani sanatsal bir dil olur böyle bir ee, soyut, metaforlu bir anlatım olur. ''Dudaklarında gülüp ayaklarında üşüyor, miyop eylül çekmiş başını omuzlarına.'' Allah'ım miyop, e, miyop eylül diye bir şey olur mu? <laughs> Dudaklarında gülüp ayaklarında üşür mü efendim? Dudaklarımızda gülme ihtimali yoktur efendim. Dolayısıyla çekmiş başını omuzlarına falan derken burada bir şiirsel anlatım var cevap bu ama... ...yine de diğerlerini okuyalım emin olalım değil mi? ''İnsanlar yüzyıllar yıla evler yaptılar, yırlı ufaklı birbirinden farklı, gündelik hayat gibi.'' E, ''Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm, gündelik hayat gibi.'' Bütün sardunyalar açtı balkonda bir de meyve salkım saçak. Yine gündelik hayat gibi yani böyle bir saransal tutum yok. Cevap ne? Bursa işte bu kadar cevap B. Prova 15 ve soru 18. Bu düzelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Bir isterseniz okuyalım mı? Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. <laughs> tak tak ayak sesimi aç köpekler işisin yolumun takı olsun zulmetten taş kemerler. Uzanıversek verse taşlara boydan boya alsa bu soğuk taşlar alnımdaki ateşi dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. <laughs> Çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar imgeli bir dil var mı? Bence var. Şimdi iki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Fenerler öyle akar mı yani? Ölüm ve yalnızlık yani ben diyor <laughs> gövdem taşlara boydan boya falan uzansın diyor. Yani ölüm ve yalnızlık teması var burada. Dörtlük nazım birimi mi? Gayet tabii şunlar dörtlük değil miydi? Evet birinci ve ikinci dörtlük. Dört dize varsa dörtlük nazım birimi. Peki ölçü ve kafiye kullanılmıştır. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 sayma öğreniyor öğretmen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ve 14. <laughs> arkadaşlar başka bir dizeyi de sayınca 14 Ece olduğunu görüyoruz, ölçü ve kafiye kullanıldığını nasıl anlıyoruz? Şurada da böyle bir uyak durumu var. Fenerler, kemerler falan gitsin, işitsin gibi. Yani boya ve uykuya gibi, ateşi ve eşi gibi doğru. Yani toplumcu gerçekçi ne demek bu arada? Hani toplumun sorunlarını falan dile getirmesi lazım. Burada bireysel bir mevzu vardı. O yüzden akıl yürüsen böyle hani halledebileceğimiz tarzda değil mi arkadaşlar? Cevap ne işte bu kadar cevap. E. Prova 15 ve soru 19 ne diyor? Bu iki şiir karşılaştırılığında verilenlerden hangilerinin ortak olduğu söylenebilir şekilde bir olumlu soru köküyle karşılaşıyoruz. Aman dikkat. Vefasızlarla iyi Nazmi Musa'yı olmadan yayıdır. Kişi şol kendi halinde olup olmak teyke tenha. Şimdi sana böyle bir biraz ağır dille bir şey verilirse mutlaka anlamı verilir arkadaşım. Ey Nazmi vefasız insanlarla dost olmaktansa kişinin kendi halinde tenha bir yerde yaşaması daha iyidir diyor eyvallah. Buna bir öğüt verdi. Sonra can yoldaşın olmazsa olmasın yalnızım diye ayıflanmayasın. Eğilmiş üstüne gökyüzü masmavi bir anne şefkatine müsavi. Üç adım ötede deniz dosttur. Ne öfkesi ne durgunluğu sebepsiz. Bir derdin varsa açabilirsin ağaçlara. Ağaç yaprak verir sır vermez rüzgara. Ben yani tabiatı sığın dedi ya. Bu da da aynı şekilde hani kişinin kendi kendine tenha bir yere yani sığın oralara dedi yani. Tema biraz benzer değil mi? Aynı. Ve dolayısıyla hani işlenen tema tamam ortaktı. Peki nazım biçimi yok. Neden? Bu ikilik bu böyle hani baya bayağı bir bent hocam nazım biçimi aynı değil. Yani mesela koşmaysa koşma, beyit de yazıldığı için hani kaside ise kaside falan gibi öyle şeyler değil. Ay bunu da biraz bulman zor olabilir değil mi? Yani yanlış anlama da beni. Ayet olduğu bir gelenek, gelenek aynı olacaksa birisi beyit, birisi böyle bent falan olmaz. Yani ikisi de beyit beyit olurdu. Kafiye çaması yok burada kafiye bile yok yani o yüzden şema nasıl aynı olsun. O halde işlenen tema bulduk ve cevap Denizli. Uzunca bir soruda çok kolay bitti cevap D. Prova 15 ve soru 20. Bu parçada altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi de vardır diyor. Başkalarının gölgesinde yaşamak sözü yaşamın birçok alanında karşımıza çıkar. Bu kendi kimliğini oluşturamayan zayıf karakterli insanlara özgü bir davranıştır. Kolaya kaçma, sorumluluk almama bu anlayışa sahip kişilerin belirgin özellikleridir diyor. O halde başkalarının gölgesinde yaşamak sevgili arkadaşım. Karar verirken birlikteliğin sağlanması değildir. Yani birilerinin etkisiyle hareket etmek değil mi? Kişilik özelliklerinin bireylerde farklılık göstermesi hiç değildir. İnsanların yaşamlarına çevrelerinden etkilenmesi hiç değildir. Kişinin yaşamına başkalarının yön vermesi. Onun gölgesindesin yani falan diyor. Cevap denizli o halde sevgili arkadaşım. Kişinin oluşması ailenin başına faktör olması değildi. Yani o halde cevap de işte bu kadar cevap de.